Helalleşme çağrısı ve adımlarında bu yeri bugünkü durağa nasıl değerlendirmek lazım Roboski ziyaretini? Şimdi Roboski'de bizim tarihin utanç verici sayfalarından bir tanesi. Yani bir orada bir yanlış bir istihbarat herhalde falan. Uçaklar kalktı ve köyleri vurdu. Şimdi oradaki zaten ilk defa yapılan o yol, ilk defa kullanılan bir yol değil, ilk defa yapılan kaçakçılık değil. Şey öncesi, yeni yıl öncesi, Aralık'ın galiba 28'i falandı. Evet, Aralık'ta. Oradan gidip işte sigara, migara bilmem ne getiren köylere şey yapıyorsun. İşin kötü tarafı bunun üstünün kapatılması. Bunun bir sorumlusu olması lazım değil mi? Bu kim onlar PKK'lı dedi? Uçakların kalkmasının emrini kim verdi? Ateş emrini kim verdi? Bir. En azından meclisi bunu araştıralım dedi. Oylama red. Şimdi o zaman da oradaki acıyı sen üstüne örtüyorsun. Bak ne yaptılar? Tazminatları bile kabul etmediler yani. Ya eşek üzerinden kaçakçılık yapacak o dağlarda gece gidilen insanların paraya olan ihtiyacını düşün. Devlet diyor ki sana tazminat vereyim. Hayır diyor. Benim çocuğum öldü, eşim öldü, babam öldü, abim öldü. O para bunun karşılığında tutmaz diyerek onurlu bir duruş sergiledi. Bence Kılıçdaroğlu iyi yapıyor. Gidip o insanların hakikaten gönlünü almak gerekiyor. Yani şöyle de yapabilirler. Ne yapalım? Ölen öldü. İşte aile başına, kişi başına 125'er bin lirayı alabilirlerdi. Ben Onu bile şeytanın avukatlığını yapayım. Kılıçdaroğlu mu hatta helalleşiyor? Yani Kılıçdaroğlu ne sorumluluğu var da o gidiyor? Ama diğer böyle düşündüğüm için söylemiyorum da. Hayır. Şeyde ne sorumluluğu var? Başörtülülere hani yasaklar. Onun da yok. Onda bir sorumluluğu var mı? Yok, Kılıçdaroğlu 2010 yılında CHP Genel Başkanı oldu. Baykal'a kaset olayından sonra. İktidarda hiç olmadı. Ya da CHP'nin ne sorumluluğu var? Şöyle bir cevabı olabilir mi bunun mesela? Doğrudan CHP'nin sorumluluğu olmayan ama haksızlığa uğrayan kesimlerin, kişilerin Tabii canım. zamanında ve yeterince yanında olamadık ve biz bunun öz eleştirisini yaparak yola Devlet adına çıkıyoruz. yapıyorum diyor zaten. Yani ileride iktidar olacağım, İktidara cumhurbaşkanı olacağım. geleceğim Şimdi iddiasıyla. gidip gezicilerle de helalleşsin ne diyeceğim? Yani burada şey yapmaya çalışıyor. Şimdi Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil de örneğin Demokrat Parti'nin başkanı olsaydı ya da örneğin DEVA'nın veya örneğin Gelecek Partisi'nin başkanı olsaydı böyle bir hamle, helalleşme hareketi, manevrası boşa düşebilirdi. Ama CHP tabii çok sembolik bir parti. Neden? Çünkü 1919-1920'de Müdafaa ve Hukuk Teşkilatları Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşüyor. Aslında bu haliyle devleti kuran, cumhuriyeti kuran partiden bahsediyoruz ve 100 yıllık bu parti, 100 yılı aşkın bu parti aynı zamanda değişerek sürekli müessines nizama uyumlu bir şey kazanmış, form kazanmış. Dünyada örneği çok az var. Ama 70'li yıllarda değil. 70'li yıllarda da öyle. Yok değil. Niye? Ecevit döneminde ne zaman Ne? uyum sağladık? Ama Devamlı devletin belli kesimleriyle çatışan, karşı çıkaran, direnen bir parti. Şu ağırlığı var hep CHP'nin. Sonuç itibariyle bu sistemin solunda veya sağında veya tam merkezinde fark etmez. Ama bu sistemin tam içinde ve hep bakılan bir parti. Yani şey demiyorum. Müesses nizamı uyum sağlamadığı uzun yıllar var. Peki. Yani neyse, sonuç Ama itibariyle sonunda bu 100 yıllık hareketinde, bu 100 yıllık hareketinde uzun konuşmak lazım. Bu 100 yıllık hareketinde yeni CHP adı sürekli anılmış. 1997 yılında mesela Deniz Baykal bir şeye gitmiş, kongreye gitmiş. Kongrenin o meşhur Ricky Martin'li böyle havai fişekli kongresi, ilk defa böyle bir değişik bir yeni sosyal demokrasi ortaya çıkardığında mesela o kongrenin adı da dünyada yeni sol, Türkiye'de yeni CHP. Yani 1960'lardan sonra böyle bir merkezin soluna çekiliyor. Uyum sağlayan, yani değişen düzenle uyum sağlayan bir parti. Bu haliyle CHP genel başkanı olarak helalleşme çağrısını yapıyor. Bu noktada devletin kurucu partisinin sorumluluğunu üstleniyor. Ve diyor ki bizim ikinci yüzyıla, buna ilişkin yazılar da yazdı Cumhuriyet Gazetesi'nde. Yani ikinci yüzyıla doğru giderken, Cumhuriyet'in ikinci yüzyıla doğru giderken bizim yeni temiz bir sayfa açmamız lazım. Ama bir de herhalde bu söylediklerine katılıyorum ama yeni sayfa açarken ben olacağım diyor. Değil mi? Yani tabii orada genel Ben başkan ağırlığı şimdi var. gidiyorum ama seçimden sonra Cumhurbaşkanı olacağım. Cumhurbaşkanı olmadan önce
çeşitli kesimlerle helalleşeyim devlet adına, değil mi? Hı hı. Yani biz bir iktidar hazırlığı, yani gidip oraya da gitmesi, Erzurum'daki konuşması, diğer kesimlerle helalleşmesi falan. Şimdi yani az şeyde değil bu arada. Şu manevrada kolay tabii. Bir şey değil. Her liderin yapacağı şey de değil. Erzurum'dan Roboski'ye gidiyorsunuz. Yani milliyetçi muhafazakarlığın en güçlü olduğu yerden dönüyorsunuz Şırnak Uludere'ye. Orada da Erzurum'da esnafın içine çıkıp dolaşıyorsun. Tabii. Yani. Evet. O tepki de gösterebilirler. Bu arada tabii dün hatırlarsınız üzerinde konuştuk. O bir yaşlı Erzurumlu vatandaşla diyaloğunu dinledik. Tabii, altılı masada ısrarla teröristler var diyor. HDP var demek, terörist diyor. Var demektir diyor. Tek tek sayıyor Kemal Kılıçdaroğlu hangi partiler var, ikna oldun mu şimdi tamam mı diyor. Şimdi bu çok önemli bir diyalog gösterdiği bir şey var. Kılıçdaroğlu'nun Roboski ziyaretiyle ilgili bugün Karar Gazetesi'nde sadece Roboski ziyareti değil aslında. Yani son dönemde CHP liderinin yaptığı çıkışlar, bozmaya çalıştığı ezberler üzerine Osman Sert'in önemli bir yazısı var. Hatta yazının başını da söyleyeyim. CHP kimliğinin üstüne çıkabilecek mi Kılıçdaroğlu? Ben bunun önemli bir soru olduğunu düşünüyorum. Doğru soru. Az önce senin söylediklerinin hareketle onu da saat 10'da konuşalım istiyorum. Saat tamam. 9'da çünkü enflasyon konuşacağız, Nebati konuşacağız. Devam edelim o zaman. Şimdi sırada ne tabii var? Şunu da söyleyelim. Bazı kişiler CHP'liler için de söylüyorum. Ya biz ne yaptık ki gidip helalleşiyorsun diye de Kılıçdaroğlu'na kızıyorlar. Biz mi Roboski yaptık? Biz mi başörtüsü? Biz mi şunu yaptık diye. Ama o sesler yavaş yavaş düşmeye başladı bence. İşte orada tam olarak orada, demeye çalıştığım o. Cumhuriyet Halk Partisi ağırlığını koyuyor düzenin içine. Diyor ki durun. Buralar yani buralar 20 yıldır, 25 yıldır, 30 yıldır böyle saçma sapan işlerle uğraşılıyor olabilir. Biz Cumhuriyeti kurduk. 2. yüzyılda biz hazırlıyoruz. Bu dili hazırlıyor yani. Yani devlet ağırlığı var. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olarak değil. Ben bu Cumhuriyeti kuran partinin genel başkanıyım. 2. bir yüzyıla giriyoruz. Roboski'yi bu AK Partililer yaptı, FETÖ'cüler yaptı, o yaptı, bu yaptı. Evet. Önemli değil. Ben gidip onlarla helalleşeyim, onların gönlünü alayım. Çünkü dediğim gibi biz başka bir partiyiz. Evet, burada riskli yeni olduğunu da farkında hazır. Zaten. Yani ne diyor Suat Toktaş'a? Ben ateşten gömlek giydim diyor. Bu haliyle ilk defa bu denli risk alabilen bir Kılıçdaroğlu tabii. görüyoruz. Kendi siyasi kariyerinde. Neden? Çünkü parti için muhalefet bitmiş. Artık CHP genel başkanı değil, CHP lideri olmuş. Evet. Parti tümüyle artık lidere tamam demiş. Evet, bizim partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu demiş. Onlar olduktan sonra ancak bu riskli hamleleri yapabiliyor. O zaman enflasyon rakamlarına gelelim. Evet, evet saat 9'da konuşacağız ama dün ne dedi, nasıl bir veri açıklandı, nasıl değerlendirildi? Sıcağı sıcağına aslında gelen tepkileri özellikle sosyal medya paylaşımlarına dün değinmiştik. Tabii muhalefetin tepkisi var. Dün gün boyu bu konuyla ilgili açıklamalar geldi. Bir de hatırlatma yaptı Mehmet Tezkan. TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya enflasyon açıklamasının hemen öncesinde, bir gün öncesinde Beştepe'deydi. Fuat Oktay ile görüştü. Bir bakalım Fuat Oktay'a yapılan ziyaret de tabii muhalefetin çok tepkisini çekti. İzleyelim haberimizi. Görünen o ki Sayın Erdoğan'ın yazarlığını yaptığı bu ekonomi kitabı aslında korku, gerilim ve fantastik kurgu türünden kaleme alınmış bir kitaba benziyor. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bile tüketici enflasyonu 1998 Eylül ayından bu yana en yüksek enflasyon düzeyi. Üretici enflasyonu ise Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesinde. Böyle bir üretici enflasyonu ne 1994 krizinde, ne 2001 krizinde ne de 1970'lerde gördük. Son yılların zirvesi Temmuz ayı enflasyon rakamları muhalefetin gündeminde. Kuru inat, kara cehaletin Türkiye'ye getirdiği noktayı acı acı yaşıyoruz. TÜİK'in rakamlarına göre enflasyon Temmuz'da aylık 2,37 arttı. Yıllık bazda ise 79,60'a yükseldi. Muhalefet son bir yılın ekonomik verilerini AKP dönemi üzerinden yaptığı kıyasla eleştirdi. İktidara sesleniyorum. Bakın biz sizin yaptığınız gibi ekonomik krizleri 50-60 yıl öncesiyle kıyaslamıyoruz. Sizi yine sizin iktidarınızla kıyaslıyoruz. Bu iktidar zamanında yani 2003 Ocak ayıyla 2010 Şubat ayında tam 85 ayda rakam ikiye katlandı. 2017 Kasım 2021 Ağustos 46
6 ayda 2'ye katlandı. Ama 2021 Ağustos'la 2022 Temmuz arasında tam 12 ay var. 12 ayda rakamlar 2'ye katlandı. Herkes şunu biliyor ki enflasyon en büyük halk düşmanıdır. En haksız vergidir. Erdoğan milletimizi bile isteye bu canavarın dişlerinin arasına atmıştır. TÜİK'in açıkladığı rakam son 24 yılın en yüksek verisi olsa da çarşı pazarın enflasyonunu yansıtmaktan uzak. Üretici ile tüketici enflasyonu arasındaki fark yaklaşık 65 puan oldu. Bu görülmüş bir şey değil. Bu bile aslında başlı başına TÜİK'in tüketici enflasyonu rakamlarının ne kadar üzerinde oynandığını ve düşük gösterildiğinin en büyük delili haline gelmiştir. Zamlar metre metre ilerlerken enflasyon milim milim artmaya devam ediyor TÜİK'in sayesinde. Enflasyonu kimsenin ciddiye, açıklanan enflasyonu da kimsenin ciddiye aldığı yok. Maalesef ortada devletin bütün kurumlarının yıprandığı, inandırıcılığını kaybettiği bir dönemle karşı karşıyayız. Türkiye İstatistik Kurumu'nun başkanı Erhan Çetinkaya'nın Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklanmadan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la Beştepe'de görüşmesi de siyasetçilerin tepkisine neden oldu. TÜİK üzerindeki saray vesayeti de artık objektiflerden saklanamıyor. TÜİK Başkanı'nın tam da enflasyon rakamları açıklanmadan önce saraya yaptığı ziyaret oldukça ilginç. Ama şunu da hatırlatalım. Kalabalıkta işlenen suçun tenhada özrü olmaz. Bu siyasi nezakete de, bürokratik nezakete de uygun değil. Kaldı ki Türkiye İstatistik Kurumu özel bir kurumdur. Türkiye İstatistik Kurumu da özel bir kurumun başkanıdır. Hiçbir şekilde siyasi talimat almak durumunda değildir. Saraydan aldı talimatı, enflasyonu %80'i aşmayan bir rakamla karşı karşıya kaldık. Bu talimatla yapılan bir iş olduğunu bütün memleket biliyor. Türkiye'deki hayat pahalılığına baktığımız zaman, sokağa baktığımız zaman, çarşıya baktığımız zaman TÜİK'i kimsenin ciddiye aldığı yok. Şimdi TÜİK bu hesaplamayı nasıl yapıyor? Bu hesaplama neden inandırıcı bulunmuyor? Bizim yaşadığımızda gerçekliğimizle örtüşmeyen bir tablo var. İşte biraz...